İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan fıkıh dersimizin 3. ünitesinin 2. dersini yapacağız. Konumuz fıkhi hükümler delilleri. Fıkhi hükümlerin delilleri konusunu işleyeceğiz. Daha önce kıymetli arkadaşlar 1. videomuzda 3. ünitemizin buraya kadar olan kısımlarını anlatmıştık. Fıkhi hükümlerin değerli arkadaşlar belirli ve meşru kaynaklara dayanması gerekir. İşte Bu delillerimizi biz birincisi asli deliller, ikincisi de fer'i deliller olarak gruplara ayırıyoruz. Asli deliller kendi içerisinde kitap ve sünnet olmak üzere iki grup ayrılır. Biraz sonra ayrıntılarını işleyeceğiz. Fer'i deliller ise icma, kıyas, sahabe kavli, istihsan, mesalih-i mürsele, örf, set-i zera'i, İstihsab ve şer'u men kablenâ şeklinde bakın 9 gruba ayrılıyor. Şimdi bu dersimizde inşallah bunları kısa kısa örneklendirerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle asli delillerimizden kitapla başlayalım. Kitap yani Kur'an-ı Kerim. Kast edilen kitaptan Allah'ın evrensel mesajı, son ilahi kitabı Peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bütün bundan önce gönderilen kitapların e, ortak kararı, Rabbimizin son ilahi mesajıdır. Bütün dini ve fıkhi hükümlerin temel kaynağı da Rabbimizin gönderdiği bu son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün kaynaklar e, bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e bağlıdır ve Kur'an-ı Kerim bütün delillerinde aslıdır. Örneğin Yalan söylemenin, içki içmenin, yalan yere şahitlik yapmanın haram olması asıldır. Asıl olan konulara örnektir. Mirasla ilgili Kur'an'ın hükümleri ise detay sayılabilecek hükümlere örnektir. İkincisi asli delillerimizden sünnettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Kur'an dışında nakledilen sözler, fiiller ve onaylamalarına sünnet diyoruz. Peygamber Efendimiz'in sözlü sünnetlerine kavli sünnet, Peygamberimiz'in uygulama şeklinde olan sünnetlerine fiili sünnet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onaylama tarzında olanlarına ise takriri sünnet diyoruz. Sünnet kaç ayrılıyor? Fiili, kavli, takriri olarak o zaman üç gruba ayırıyoruz. Peygamber Efendimiz'in dini açıklama ve öğretme maksadıyla ortaya koyduğu bu sünnetler Nedir? Dinin ikinci temel kaynağıdır. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimizin sünneti, dinimizin iki temel kaynağıdır. Peygamberimizin bütün fiilleri dinde bağlayıcı ve dini hükümler açıklayıcı nitelikte değildir tabii ki. Efendimizin peygamber olarak yaptığı davranışları fıkıh usulünde delil olarak tanımlanır. Bunlar delildir. Bu davranışlar Peygamberimizin Kur'an'la birlikte miras bıraktığı, sünnettir ki veda hutbesinde ne demişti? Size iki tane emanet bırakıyorum. Onlara sahip çıktığınız sürece asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti. Peygamberimizden Kur'an dışına nakledilen sözler, fiiller ve onaylar sünnet dedik. Peygamberimizin sözü sünnetine kavli sünnet diyoruz. Uygulama sünnetine fiili sünnet. Onaylamalarına ise takdiri sünnet. Gelin şimdi bunlara örnek verelim. Mesela Peygamberimiz buyurdu ki: "İnneme'l a'malu bi'nniyat." Ameller niyetlere göredir. Bu Peygamberimizin hadisi kavli sünnete yani sözlü sünnete giriyor. Allah egimiz Salah dedi, namazı kılın. Peygamberimiz de namazı bizzat kılarak gösterdi. Bu neye girer? Fiili sünnete girer. Kadınların mezarlıkları ziyaret etmesini görüp Peygamberimiz onlara müdahale etmemiştir. Susarak onların yaptığı davranışları onaylamıştır. İşte buna da takriri sünnet diyoruz. Peki sünnetin nakledilişine göre çeşitleri nelerdir? Peygamber Efendimizin sünnetleri bize mütevatir, meşhur ve ahad hadislerle nakledilmiştir. Ve isimlerini de o şekilde almıştır. Peygamberimizin sözlerine de hadis denir. Mütevatir sünnet, peygamberimizden yalan söylemek üzere anlaşmaları mümkün olmayacak kadar kalabalık bir grup tarafından nakledilen hadislere mütevadir sünnet denir ki dinde en büyük delillerden birisi de mütevadir hadislerdir. Müslümanların mesela cemaatle namaz kılması mütevadir bir sünnettir. İkincisi meşhur sünnet, tevatür sayesine ulaşmayan bir grup tarafından nakledilen hadislere de meşhur hadislerdir. Mesela ameller niyetlere göre de hadisi bu şekilde. Üçüncüsü ahad sünnet, peygamberimizden bir veya iki ravinin naklettiği hadisle oluşan sünnete de ahad sünnet deniyor. Mütevatir ve meşhur dışındaki hadislere genel olarak ahad hadis denir ki ahad hadislerin sayısı diğerlerinden daha fazladır. Peygamber Efendimizin kıymetli davranışları, fiilleri üç kısma ayrılmıştır. Birincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan olarak yaptığı davranışlar, işte Efendimizin yemesi, içmesi gibi günlük davranışları. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına özel davranışları, sadece ona özgü olan davranışlar, dinen yapılması bunlar zorunlu değildir. Mesela teheccüd namazı gibi. Üçüncü olarak da peygamber olarak yaptığı davranışlar. Onun din öğretmek ve Müslümanlara örnek olmak için yaptığı fiiller, işte fıkhi hükümlerin kaynağı da burada ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in sünnetinin kaynak olması için taşıması gereken özellikleri dört grupta inceleyeceğiz. Birincisi tebyin özelliği. Sünnetin bazen Kur'an-ı Kerim'in manası kapalı hükümleri açıklamasıdır tebyin. Teşri özelliği ise sünnetin bazen müstakil olarak Kur'an'a uygun olarak hüküm koymasıdır. Tehkid özelliği ise sünnetin bazen Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir hükmü tekrarlayarak pekiştirme özelliğidir. Dördüncü olarak takyit yani tahsis özelliği ise sünnetin bazen Kur'an'da yer alan genel hükümleri sınırlandırması takyit özelliğidir. Şimdi örnek vererek biraz daha açalım bu grubu. Sünnetin tebyin özelliği. Ne dedik? Sünnetin bazen Kur'an-ı Kerim'in manası kapalı olan hükümlerin açıklamasıdır. Mesela namazların kılınış şekline, rekatların sayısına, orucun tutulmasına, Zekasın verilmesine, haccın uygulanmasına dair hükümler, Peygamberimizin tebiyin özelliğidir. Onları bizzat açıklayarak, uygulayarak metre öğretmiştir. İkincisi, sünnetin teşri özelliği. Sünnetin bazen müstakil olarak hüküm koymasıdır ki, örneğin, adetli kadını namaz kılmaktan muhaf tutması ve adetli günlerdeki Ramazan ise daha sonra kaza etmesini emretmesi, fıtır sadakasını emretmesi, yırtıcı ve zehirli hayvanların etinin yenmesini haram kılması, anne yoksa nineye mirastan pay vermesi, başkasının alışveriş üzerine alışveriş yapma yasaklaması peygamberin işte teşri özelliğidir. Bunların tamamı Kur'an'a uygun olan hükümlerdir. Üçüncüsü sünnetin tehkit yani pekiştirme özelliği. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir hükmü peygamberimiz tekrarlayarak pekiştirmiştir ümmetine. Diyelim Kur'an-ı Kerim'de Anne babaya öf bile deme, onları azarlama ve onlara güzel sözler söyle diye Rabbimiz buyurmuştur. Bu ayet anne babaya iyi davranmasını emrederken peygamberimiz de kime iyilik edeyim diyen soran bir sahabiye annene, 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 sonra babana, sonra da yakın akrabanı et diyerek ne yapmıştır? Pekiştirmiştir. Dördüncü olarak da sünnetin takyit ve tahsis özelliği vardır. Sünnetin bazen Kur'an'da yer alan genel hükümleri sınırlandırmasıdır. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de cuma günü namaza çağrıldığınız zaman yani ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın buyrulur Cuma suresinde. Peygamber Efendimiz bu ayetin genel hükmünü sınırlamış ve cuma namazının sadece erkeklere farz olduğunu açıklamıştır. Diğer türlü kadınların da cumaya gitmesi anlaşılıyordu. İşte bu da nedir? tüm e, sünnetin takyit ve tahsis özelliğine bir örnektir. Ve geçelim fer'i delillere. Asli delillerimizden Kur'an ve sünnet öğrendik. Şimdi fer'i delillerden yani Kur'an ve sünnet dışında kalan ikinci derece kaynaklardan hüküm çıkarmak için kullanılan delillere de biz fer'i deliller diyoruz fıkıhta. Ki bunlar dokuz taneydi. Sahabe kavli, setli zerai, şer'u men kablena, mesalihi mürsele, istihsan, istishab, örf, kıyas ve icma ile inşallah konumuzu tamamlayacağız. Öncelikle icmadan başlayalım. Peygamber Efendimizin vefatından sonra müştehi alimlerimizin dini bir konunun hükmü hakkında görüş birliğine varmalarına icma denir. Toplu olarak bir görüş birliğine varıldığı zaman işte buna icma deniyor ki fıkıhta önemli bir delildir. İcmanın gerçekleşmesi, gerçekleşmesi için müştehitlerin görüş birliği ettiği konunun dini bir konu olması lazım. Görüş birliğinin de Peygamberimizin vefatından sonra olması gerekir. Görüş birliği edenlerin Müslüman ve alanında müştehit olmaları gerekmektedir. İcma ikiye ayrılıyor. Sarı hicma, sükuti icma diye. Sarı hicma, icmaya konu olan dini meselede müştehitlerin açıkça ve teker teker görüşlerini ortaya koymalarına sarih icma denir. Açıkça ortaya konulan görüş manasına. sükut icma ise bir müştehit, bir grup müştehit tarafından verilmiş dini hükümden haberdar olduğunda, diyelim herhangi bir konuda bir karar verilmişse, o müştehit ne yapacak? Susacak, aksine bir görüş belirtmezse, bu davranış o müştehidin ortaya çıkan icmayı dolaylı yönden olayladığı anlamına gelir onaylamıştır. Yani ben de onu kabul ediyorum. İşte buna ne deniyor? Sükûte icma deniyor. Ne dedik? Dini bir mesele üzerinde icma ederken müştehitlerin kitaba, sünnete veya kıyas gibi bir delile dayanmaları gerekir. İşte buna icmanın dayanağı denir. İcma bazen manası açık ve kesin olan ayetin anlamını pekiştirmek için de yapılabilir. Bazen de icma farklı anlamlara gelebilecek yani müteşabih bir ayetin manasını sınırlayarak kesinleştirmek için de yapılır kıyas Değerli arkadaşlar Kur'an, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan bir meseleye aralarındaki illet birliği sebebiyle bakın Kur'an'da yok, sünnette yok, icmada yoksa bir konu var ancak onunla ilgili başka bir hüküm var diyelim. Bu kaynaklardan birinde yer alan meselenin hükmünü vermektir. Burada asıl ve fer kelimesini öğrenmemiz lazım. Asıl hükmü nasla belirlenmiş olan yani ayet ve hadiste belirlenmiş olan kendisine kıyas yapılacak meseleye asıl denir. Fer ise naslarda hakkında hüküm bulunmayan ve hüküm bulunan kıyasa edilen görüş. Şimdi asıl bakın şarap. Şarapın illeti nedir? Sarhoş edicilik. Hükmü nedir? Haramdır. Ayet hangisi delilimiz? Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve faloklar ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluş eresiniz. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de fer ile ilgili bakın, bir aile ilgili herhangi bir hüküm yok. Ancak illeti nedir bir anın? Sarhoş edicilik. Peki, sarhoş edici başka ne vardı? Şarap. Şarabın hükmü neydi? Haram. Şimdi, bir ay şaraba kıyas ediyoruz. Diyoruz ki, o zaman sarhoş ettiğinden dolayı şarap nasıl haramsa birada haramdır diye bakın e, kıyas yapıyoruz. Üçüncü olarak sahabe kavlinden bahsedelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından nakledilen iştihadi görüş ve fıkhi fetvalardır. Sahabe ashab kimdi? Efendimiz zamanında yaşayan, onu gören, Müslüman olan, onun sohbetinde bulunan yıldızlardır diye peygamberimiz tarif etti. O mübarek insanlara sahabe işte İşte Resulullah'ın ashabından nakledilen içtihadi görüş ve fıkhi fetvalar. Dinin maksatlarını, dinimizin inceliklerini en iyi bilen sahabelerdir. Çünkü onlar peygamberimizin dizinin dibinde dinimizi öğrenmişler, sorular sormuşlar ve en güzel şekilde yaşamışlardır. Bu yüzden verilen fıkhi hükümlerde sahabelerin görüşleri Müslüman alimlerce dikkate alınmıştır ve hala da alınmaya devam etmektedir kitap sünnet ve icmada bulunmadığı zaman Hanefi, Hüküm Maliki, Şafi ve Hanbeli mezhebi fakihleri illeti akıl ile bilinemeyecek hükümlerde sahabe kavli kesin hüccettir demişlerdir. Bakın hüküm konusunda Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli yani dört ehli sünnet mezhebimizde illeti akılla bilinemeyecek hükümlerde sahabenin sözleri kesin delildir demişlerdir. İstihsan. Dördüncü olarak. Müştehidin özel bir delili veya sebebe dayanarak genel kuraldan ayrılıp özel bir hükmü tercih etmesine istihsan deniyor. İstihsan yönteminde müştehid genel hükümlerden özel bir hüküm istisna ediyor. Mesela unutarak yiyip biçen kimsenin orucunun bozulmaması istihsan yoluyla sabit olmuştur. Genel kurala göre nedir? Oruç tutan bir kimsenin yememesi, içmemesi lazım. Yediği zaman, içtiği zaman bozulur. Ancak Peygamberimiz buyurmuştur ki, Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse orucunu tamamlasın. İşte Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife'nin, Bu hadis olmasaydı kıyasa göre amel edip unutarak yiyip içenin orucunun bozulacağına hüküm verirdir demiştir. Burada ne yapmış işte, özel bir delille dayanarak unutanların, yemeleri, içmeleri orucu bozmaz denilmiştir. Beşinci olarak mesalihi mürseleden bahsedelim kıymetli arkadaşlar. Sözlükte herhangi bir kayda bağlanmayan maslahatlara mesalihi mürsele deniyor. Herhangi bir kayıt yok. İnsanlara bir yarar sağlayan veya onlardan bir zararı uzaklaştıran ancak geçerli olup olmadığına dair belli delil yoksa bunlara maslahatlar deniyor. Bu da üç türlüdür muteber maslahat. Dinin, canın, aklın, neslin, malın korunması nedir? Muteber maslahat. Mülga maslahatsa kumar oynatmak, tefecilik gibi. Mürsel maslahatsa koruyucu hekimlik tedbirlerine başvurmak gibi. Altıncı olarak örften bahsedelim. Örfler, adetler, gelenekler. Çoğunluğun veya bir toplumun benimseyip alışkanlık haline getirdiği iyi ve faydalı şeylere örf denir. Bir toplumun çoğunluğu diyelim herhangi bir davranışı benimsettiler, uyguluyorlarsa ona örf denir. Dini hükümlerin bir kısmında örf bir delil olarak kullanılmış. Hakkında naz, ayet, hadis yoksa ne yapılır? Örfe başvurulmuş. Mesela, insanlar arasında yapılan sözleşmelerdeki belirsizliklerin açıklığa kavuşturulmasında, ücretlerin ve çalışma saatlerin belirlenmesinde, kiralı evin masraflarının kime ait olduğunun belirlenmesinde, yeminlerin tespiti, Gerek toplumda ve gerekse aile içinde hak ve vazifelerin dağılımında örfe başvurulmuş. Diyelim mesai 8'de başlar, 5'te biter. Bununla ilgili ayet var mı, hadis var mı, icma var mı, kıyas var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? İşte toplum 8'de mesaiye başlamayı, 5'te bitirmeyi alışkanlık haline getirmiş. Bu şekilde devam edebilir. Vesett-i Zerai. Kötülüğe giden yolları kapatılmasıdır. Kıymetli arkadaşlar, Müslüman elinden dilinden... Tüm azalardan hiçbir insanın, hiçbir canlının zarar görmediği kimse, aynı zamanda Müslüman, bir kötülük gördüğü zaman eliyle, diliyle, kalbiyle onu düzeltendir. Değil mi? İşte Müslüman kötülüğe giden yolları kapatmalıdır. Bazı fiiller aslında yasak olmadıklar halde kötülüğe götürdüğü için yasaklanmaktadır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Diyelim, sizi iyiliğe, güzele, hakka davet ediyorsa bir arkadaş, onunla devam edeceğiz. Ancak sizi günaha, kötülüğe götürüyorsa ne yapacaksınız? Onu terk edeceksiniz. Diyelim, balık avlamak aslında helal bir eylem olduğunu biliyoruz. Fakat balık neslinin tükenmesine sebep oluyorsa ne yapıyor devlet? Bazı mevsimlerde balıkların avlanmasını yasaklayabiliyor. Çünkü balık nesli yok olacaktır diye. Aynı şekilde kara hayvanlar için de söz konusu. Bazı dönemlerde bazı hayvanların avlanması yasaktır çünkü doğum zamanı çoğalma zamanı değil mi? Ve istisap. Bir zamanda mevcut olan durumun değiştiğine dair delil bulunmadıkça halen varlığının devam ettiğine hükmetmek. Diyelim bir kural vardı geçmişte, uygulanıyordu. Onun değiştiğine dair herhangi bir şey yoksa o kural aynen devam ediyor demektir. Bir kişinin suçu ispat edilinceye kadar suçsuzdur kazanılmış hakları korunur. Kesin olan bir şeyin şüpheyle ortadan kaldırmak yanlıştır. İşte bu yöntem istisak yöntemiyle uygulanmaktadır. Diyelim kendisinden uzun süre haber alınamayan, ölüp ölmediğine dair bilgi de bulunmayan kişinin kaybolmadan önce edindiği haklar korunur ve malı mirasçılara dağıtılmaz. Çünkü öldüğüne dair bir haber yoksa kural nedir? O adam yaşıyordur. Burada bazı prensipler var değerli arkadaşlar. Bunlar istisabın çeşitleridir. Mesela beraati zimmet asıldır kaidesi çok meşhur bir kaide. Yani sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Bazen haberlerde duyarsınız ya işte. Burada şu kavramları unutmayacaksınız. Zanlı ya da sanık demek suçu ispat edilmemiş demektir. Bazen haberlerde bunu yanlış veriyorlar. İşte hırsızlık Tan yakalanan beş kişi diyor. Mesela dört tanesini mahkeme serbest bıraktı diyor. Şimdi onlar sanıktır. Sanıkları, avukatları savunur. Suçlar ispat edilinceye kadar hiç kimseye suçlu denmez. Eşya asıl olan mübahlıktır. Yani haram olduğuna dair kesin bir delil yoksa nimet olması yönüyle o nedir? Mübahtır. Şek ile yakin zahil olmaz. Yani bir şeyin var olduğu kesin olarak biliniyorsa, onun varlığının şimdi devam ettiğine hükmedilir, şüphe sebebiyle yokluğunda hükmedilmez diyoruz. Şer u men kaplena, Arapça bilenler anlamıştır. Bizden öncekilerin şeriatı anlamına gelen şer u men kaplena, Peygamberimizden önceki peygamberlere gönderilen dini hükümler anlamındadır. Mesela ortak mülkiyede konulan malın dönüşümlü olarak kullanılması hakkında önceki ilahi dinlerde bir uygulamaya Kur'an'da atıf yapılmıştır. Bu hükmün geçerliliğinin korunduğunu belirtmekle birlikte yürürlükten kaldırıldığına dair de bir açıklama yoktur. İşte bu neden buna ne deniyor? Şer'u men kaplena. bizden öncekiler böyle böyle yapıyorlarmış. Kaldırılmadığı için biz de devam edebiliriz şeklinde. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımızda 10. sınıfa ait tüm derslerimizin içeriklerini de bulabilirsiniz. 10. sınıf fıkıh dersimizin Üçüncü ünitesinin birinci bölümünü daha önce yayınlamıştık. Bu videomuzda 3 ünitemizin ikinci bölümünü tamamladık. İnşallah bir sonraki videomuzda üçüncü ünitemizin değerlendirme sorularına cevaplarını yapacağız. Görüşünceye kadar desteğinizde başarılar diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.